6.091 lira olan e-mail kayıt ücreti 20.000 liraya çıktı. 6.091 lira için 7 Temmuz son gündü ve o günde e-mail kayıt sistemleri ve BTK sistemleri aşırı yoğundu arkadaşlar. Ben de bununla ilgili bir video paylaştım ve bu videonun altına kayıt yapanlar, yapamayanlar, şu an şebeke çekmeyenler ve çok daha fazla sorular soruldu. Şimdi bu sorulara kısaca yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anda en çok sorulan sorulardan bir tanesi şebekelerin çekmemesi. Yani hatların açılmış olmaması. Şimdi dostlar, burada ilk yapmanız gereken e-mail sorgulama sayfasına girip telefonunuzun kayıt olup olmadığını öğrenmek. Bunu mutlaka ilk olarak yapın. Telefonun her iki e-mail numarasını da e-mail sorgulama ekranına girerek yolcu beraberinde getirilen cihaz olarak kayıtlı olduğunu görün. Cihazın e-mail kaydının yapılmış olduğunu gördükten sonraki sorunlar BTK ile veya biraz da bekleyerek çözülecek sorunlar. Şimdi bu sorunlardan kısaca bahsedeyim. Kayıt yaptıktan sonra mobil hattınız çekmiyor olabilir. Hatta kayıtsız kullanım sırasında 7 Temmuz sabahı aslında kayıtsız kullanım süresi hala varken telefonu çekmemeye başlayan ve şebeke yok uyarısı veren arkadaşlar da var. Yani şu anda kayıt yaptıran arkadaşların en büyük sorunu şebeke sorunu. Çoğu arkadaşta var. O gün çektiğim videoda kayıt ettiğim telefonda herhangi bir problem yok. Çünkü o kişiye ait bir tane hat vardı arkadaşlar. Şimdi o videonun altına arkadaşlara şunu sordum. E-mail kaydı yapan kişinin adına kaç tane hat var? Hani birden fazla hat varsa belki o nedenden dolayı çekmiyordur. Birden çok hat olan da var. Tek hat sahipleri de var. Yani bunun sebebi bu değil arkadaşlar. Şimdi şebeke çekmiyor konusunda şu soru çok soruluyor. Benim hala 120 günlük kullanım sürem dolmamıştı. Eğer telefonunuzun e-mail kaydını yaparsanız 120 günlük kayıtsız kullanım süresi iptal oluyor arkadaşlar. Yani artık o kayıtsız kullanım sürelerinin bir hükmü kalmıyor. Telefonu sadece kayıt eden kişilerin hatlarına çalışmaya başlıyor. Ne zamana kadar? 3 takvim yılı boyunca. 3 takvim yılı sonrasında herkese açılıyor telefon. Ancak kayıt yaptırdıktan sonra bu kayıtsız kullanım sürelerini unutun arkadaşlar. Yani artık e-mail kaydı yapan kişinin hatları haricinde bu telefon çalışmaz. Muhtemelen e-mail kaydı yapan kişinin adına olmayan hatlar yakın zamanda çekmemeye başlayacak. O hattı devretmeniz lazım veya o kişinin adına yeni bir hat almanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuz eğer şebeke sorunu yaşıyorsa şu anda bunun en büyük sebebi sistemlerde yaşanan yoğunluk arkadaşlar. Normal şartlarda kayıt yaptıktan sonra 24 saat içinde şebekenin tekrar gelmesi lazım. Tahmini olarak araya hafta sonu girdiği için bu sistemler biraz daha yavaş ilerliyor olabilir. Hafta içine doğru tekrar açılmaya başlayacaktır hatlar. Ancak şu an sizin yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Sadece beklemeniz gerekiyor şebekenin tekrar gelmesi için arkadaşlar. Şebeke çekmiyor konusunda çözüm arayan arkadaşların en çok sorduğu soru da hat eşleştirme mevzusu. E-Devlet'te bunu yapamıyorum, bu sistemde hata veriyor diyen arkadaşlar var. Dostlar, hat eşleştirme mevzusu tamamen farklı bir konu. Burada sizin yapmanız gereken herhangi bir durum yok. E-Devlet'te hat eşleştirme detaylarına baktığınızda bunun sadece e-mail kopyalanmış cihazlara karşı alınan bir önlem olarak e-mail numarasına sahip kişiye o e-mail numarasını hangi telefon hattında kullanabileceğini seçmesini sağlayan bir sistem bu. Telefonun e-mail sorgulamasını yaptığınızda da sadece şu TC kimlik numarasındaki kişiye ait hatlarda çalışır gibi bir uyarı bulunuyor arkadaşlar. Bu ne demek? İsterse o kişiye ait 10 tane hat olsun, 10 tane hattında bu telefonda çekeceği anlamına geliyor. Yani şebeke sorunu yaşamayacağı anlamına geliyor. Özetle şu an şebekeniz çekmiyorsa lütfen sabırla bekleyin arkadaşlar. Paylaştığım videonun altında şebekesini çekmeye tekrar başladığını söyleyen arkadaşlar da mevcut. Buradaki yorumlardan onları da görebiliyorsunuz. E-mail kaydını yapıp da bazı sorunlarla karşılaşan ve bazı şeyleri yanlış yapan arkadaşlar da var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Şimdi telefonlarda bir fiziksel SIM bir de eSIM var. Ancak çok araştırmadan ikisini de fiziksel SIM seçen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar e-mail numaralarının ikisinin de e-mail kaydının yapıldığını sorgulayıp kayıtlarının olduğunu gördüklerine çok telaş etmesinler. Bu durum sizin kaydınızın iptal olmasına sebep olmaz arkadaşlar. Yani düzeltilecek bir durum. BTK'daki yoğunluk bittikten sonra bu şekilde bir hata yapan arkadaş varsa BTK'yı arayıp bunu sorabilir ve düzeltme şansı varsa düzeltebilir. Ancak şu anda eSIM yerine fiziksel SIM seçen arkadaşların da kayıtları geçerli arkadaşlar. Bunu e-mail sorgulama yaparak görebilirler. İkinci olarak da maalesef tek SIM seçen arkadaşlar var. Yani iki e-mail numarası bulunmasına rağmen sadece bir e-mail numarasını yazarak sisteme e-mail kaydı yapan arkadaşlar var. Bu arkadaşların da kayıtları geçerli. Ancak şöyle bir durum var. Telefonun ikinci e-mail numarasını kayıt edememiş oluyorlar. Yani ikinci e-mail numarasında bir SIM kart taktığınızda eğer o eSIM ise eSIM tanımladığınızda aynı yurt dışından getirilen kayıtsız kullanılan bir cihaz gibi 120 günlük süresi kalmış olacak. Ancak fiziksel SIM tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Kendi hatlarında ömür boyu kullanabilirler. Hatta 3 yıl sonra bu fiziksel SIM tarafı yani kayıt ettirdiği e-mail tarafı tüm hatlara açılacaktır 3 yıl sonra arkadaşlar. Yani sadece tek e-mail numarasını kayıt eden arkadaşlar kayıt ettikleri e-mail numarasını rahatlıkla kullanabilir. Ancak kayıt etmedikleri e-mail numarası kayıtsız bir şekilde kalacak veya tekrar 20 bin lira ödeyip bu e-mail numarasını kayıt edebilirler ki çok mantıklı olmaz bu iş. Hatta birkaç arkadaş var maalesef sadece eSIM tarafını kaydetmiş. Bu nedenle fiziksel SIM tarafı kayıtsız kalmış. Bu arkadaşlar da eSIM'e geçiş yaparak eSIM'i ömür boyu kullanabilirler arkadaşlar. Fiziksel SIM tarafı kayıtsız kalacak. Durum bu. Sonuç olarak şu anda şebeke sorunu yaşayan arkadaşlar
telaşa kapılmasınlar. Biraz sabredip beklemeleri gerekiyor. Ki şu durum var. 6.091 liralık ücreti ödeyip sistemdeki aksaklıklardan dolayı onay veremeyen ve kaydı tamamlayamayan arkadaşlar var. O günkü yoğunluktan dolayı. Bu arkadaşlara baktığımızda sizin durumunuzun şu anda çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 6.091 lira ödeyen arkadaş ve kayıt yapamayan arkadaş ne yapacak? Bu işin en mağdurları ödemeyi yapıp sistemdeki yoğunluktan dolayı, sistemin çalışmamasından dolayı sayfalarda ilerleyemeyen ve onay veremeyen arkadaşlar. Bu konuyu da çok soruyorlar. Ben ödememi yaptım ancak şu an hala kayıtsız görünüyor. Bunun nedeni arkadaşlar sizin sayfada ilerleyip onay vermemeniz, yani başvuru formunuzu BTK'ya gönderememeniz. Bu nedenle kayıt işlemi başarısız oluyor. Telefon ücretini yatırdıktan sonra ertesi gün kayıt yaparım gibi bir düşünceye sahip olan arkadaşlar da var. Bu da mümkün değil arkadaşlar. 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saat 12'de fiyat 20.000 TL'ye çıktığı anda eski ödediğiniz ücretten kayıt yapma şansınız kalmadı arkadaşlar. Yani şu anda 6.091 liralık e-mail kayıt ücretini ödemiş olsanız bile kayıt yapmanız imkansız. E-mail kayıt videosunda göstermiştim. Ödemeyi yaptıktan sonra E-Devlet kayıt sayfasına tekrar gelip ödemeyi kontrol et kısmına basmanız gerekiyor. Ve yukarıda ödeme onayı alınmıştır mesajını görmeniz lazım. Ve sonrasında da onay butonuna basarak başvuru formunu BTK'ya göndermeniz gerekiyordu. Bu işlemi yapmayan arkadaşların kayıtları başarısız arkadaşlar. Maalesef öyle bir durum var. Bu noktadan sonra 6.091 liraya kayıt yapmanız şu anda mümkün değil. Bu konuda sistemdeki aksaklıktan dolayı, yani sistemlere ulaşamamadan dolayı CİMER'e bu konuyu şikayet eden arkadaşlar çok. Bu nedenden dolayı bir geri dönüş olur mu? Veya ek bir süre tanınır mı? Veya parayı ödemiş ve kayıt yaptıramamış arkadaşlara bir ayrıcalık tanınır mı? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Şu an onunla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu arkadaşların şu an yapabileceği tek şey 6.091 liralık e-mail kayıt ücretini geri iade almak. Böyle bir ayrıcalığın geleceğini düşünmeyen ve parayı tekrar iade almak isteyen arkadaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamasından başvuru yaparak para iadesini talep edebilirler. Bunun için GİP uygulamasını indiriyorsunuz ve işlem başlat, vergi işlemleri, harç ve değerli kağıt bedeli iade talebi dilekçesi kısmına girip seçenekleri dolduruyorsunuz ve detay sayfasında da ödemeyi yaparken kullandığınız e-mail numarasını yazıyorsunuz ve dilekçeyi hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda ilerleyen zamanlarda çok fazla talep olursa bir rehber hazırlamaya çalışırım. Yani herhangi bir yere gitmeden GİB'in uygulamasından direkt bu iade talebini gerçekleştirebilirsiniz ve iadenizi alabilirsiniz. Bu konuda birçok arkadaş yorum yaptı. Hala da yorum yapan arkadaşlar var. Hala kayıtsız görünüyor diyenler. Bu noktadan sonra telefonunuz artık kayıtsız görünüyorsa muhtemelen kaydınız başarısızdır arkadaşlar. Size verebileceğim bilgiler bunlar. Eğer hala aklınıza takılan veya burada anlatmadığım bir sorunuz varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. 6.091 liralık e-mail kayıt ücreti 20.000 liraya çıktığında sadece insanların bir günü vardı 6.091 liradan e-mail kaydını yapabilmek için. Sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı, sistemin vatandaşa cevap verememesinden dolayı mağdur olan ve parayı yatırmasına rağmen e-mail kaydı yapamayan birçok arkadaş var. Şimdi bir de bunun geri iadesiyle uğraşacaklar. En azından parayı yatırmış olan ve yurda giriş tarihi 7 Temmuz'un öncesi olan arkadaşlar için bir ayrıcalık tanınması lazım diye düşünüyorum. Çünkü sistemden dolayı bir mağduriyet yaşandı burada. Bu nedenle bence bu arkadaşlar için ek bir süre veya ek bir ayrıcalık tanınabilir diye düşünüyorum ki sistemler bence buna müsait. Dünyanın çok az ülkesinde olan şu E-Devlet sistemi, ödeme sistemleri, BTK sistemi gibi sistemler gerçekten Türkiye'de oldukça gelişmiş noktada. Bu teknolojiyle bence 6.091 lirayı ödemiş ancak kayıt yapmamış arkadaşlara bir ayrıcalık tanınması çok kolay olsa gerek. Bu nedenle eğer sesimizi duyan bir devlet yetkilisi varsa bu konuya el atarsa çok seviniriz arkadaşlar. Maalesef birçok arkadaşımız bu konudan muzdarip. Bu konuda gerçekten o arkadaşlar için üzgünüm ama bu noktada kayda devam etmek için yapabilecek herhangi bir işlem yok. Umarım bu arkadaşlara da bu konuda bir ayrıcalık tanınır diyorum ve video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalmanızı öneriyorum. Şimdilik hoşçakalın.